Merhaba arkadaşlar. Gördüğünüz üzere Vahşi Batı'dayız. En son bir ecnebi grupla tahsilat işi yapmıştım. Ve bu grupla kelle avına çıktığımı söylemiştim. Bugün bu kelle avında neler yaşandı onları göstereceğim. Görevin başında şiddet içerikli görüntüler var. Bu yüzden çocuklar varsa ekrandan uzak tutmanızı tavsiye ediyorum. Şu anda hep beraber görevi almaya gidiyoruz. Görevi sadece çete lideri başlatabiliyor. Çetenin lideri de sağımdaki kahverengi ata binen eleman. Yıldız işaretli haritada. Evet, bu duvardaki ilan panosundan görevi alacak. Oyun bizi görevin introsuna soktu. Burada dediğim gibi şiddet içerikli görüntüler var. Ölü veya diri bu resimdeki elemanları yakalamaya çalışacağız. Tabii sağ getirirsek daha fazla para ve XP alacağız. The Owl Hoot family. First off, they ain't no family. More like an unhinged congregation of the worst bastards and bitches on God's green earth. You think they look bad on this Acayip poster? vahşiler, Wait acayip. till you see how folks look after the family's done with them. Böyle pislikleri dünyadan Bringing just one temizlemek of these lazım tabi. owl hoots down will not Vahşi cut Batı'da it da here. bu iş bize You'll have düşüyor. to get all four of them that's on the list. They shouldn't be too far away from each other, but you'll have to do some looking. And when you get them, Evet, don't macera hold başlıyor. back. Bakalım neler olacak. Haritada 4 ayrı nokta verdi. A, B, C, D diye. Görevin zorluk seviyesi 2 ve 2 kere de ölme hakkımız var. Aşağıdaki görevde de bu alanı ara diyor işte. Aileyi bulmak için bu alanı ara diyor. Bizim grubun başkanı D noktasına gidiyor. Önümdeki eleman da ya B'ye gidecek ya da C'ye gidecek gibi gözüküyor. Bir eleman da arkada. Bu ecnebilerle iletişim içinde değilim. Bu yüzden oyun içinde organizasyonu iyi sağlayamıyoruz. Yanımda Atakan'ım olaydı. Eş zamanlı baskınlar düzenleyebilirdik bu noktaları. Neyse öyle böyle idare edeceğiz artık. Bu C veya B noktasına gidecek dediğim eleman D noktasına yöneldi. Ben de otomatikmen B'ye gideceğim. B daha çok parladığı için anlaşılıyor ki daha yakında. Sarı bölgeye geldim. Demek ki düşmanlar burada bir yerde. Ahanla dumanı gördük. Kampı kurmuşlar. Şimdi burada rastgele ateş edersem çete başlarından birini vurma ihtimalim var. Yani iskelet kafası çıkması lazım hangisini yakalayacağımı anlamam için. O yüzden biraz bekleyeceğim. Bizim gruptaki elemanın biri de burada. Belki o sinsi bir atak gerçekleştirebilir. Haritada iskelet kafa belli oldu. Karar veremedim şimdi. Bu elemana mı yardım etsem, diğer noktalara mı gitsem? Adam beni kötü hırpalıyor. Şuna bak şuna. Ne demişler? Silah çıktı, mertlik bozuldu. Ama şapkamı düşürdü. Şapkamı düşünce çok sinirleniyorum. Neyse şu çete başını bu ecnebiden önce yakalayayım ben. Çıka çıka avrat çıktı bize de, iyi mi? Şimdi olay yerinden bir topuklayalım. Arkadaşlar, ecnebi yaralanıp burada düşmüş. Ben oyundayken farkına varmadım oyunun heyecanıyla. Montajlarken gördüm.
Elemana yardım etmeye gitmedim. Allah bilir ne anlamıştır o. Normalde böyle toplu çete liderleri için mahkum aracı var. Ona bakıyorum nerede diye, hatırlayamadım nereden alındığını. Neyse, ata yükleyeceğiz artık mecbur. Normalde C noktasına yöneldim burada. Ama daha sonra haritada kırmızı kafa görünce bu kaçar diye onun peşine yöneldim. Buraya gelince de o kayboldu. Dediğim gibi online oyunlarda iletişim çok önemli. Bilemiyorsun kim ne yapıyor. Bu da vakit kaybına neden oluyor. Yani karar veremiyorum şu an. Arkamdaki elemanı o mahkum aracına mı teslim etsem, yoksa C noktasına mı gitsem? C noktasına gideceğim. Böyle karar verdim. Haritada hedef belirdi. Güzel. Oo, bunlar hareket halinde. At arabasında iki kişi var. Bunlardan birisi, ama hangisi bilemiyoruz. Bu yüzden İkisini de iple indirmek lazım. Bu önümdeki elemanmış, belli oldu. Kaç melen. Bunu bu eleman sırtlasın. Ben atıma döneyim hemen. Bazen bu arkadaki mahkum iplerden kurtulabiliyor. Bir de onunla uğraşmayalım. Görünüşe göre tüm noktaları almışız. Bu iki mahkumu iade etmesi kalmış. Haydi Gülgül, bitirelim şu görevi. Deh oğlum deh. Seviyorum bu atı ya. Şöyle kestirmeden milletin önüne geçtim. Mahkum aracı da bizi burada bekliyormuş. Bu birinci posta. Bu da ikincisi. Bizden önce de diğer iki eleman iki veya üç tane daha bıraktılar. Bu şekilde görevi bitirmiş olduk. Bakalım neler kazanmışız. 44 dolar, 0,16'da altın verdi. İkisi de az bence. O kadar uğraştık ettik, yani değeri bu muydu? Neyse, Allah bereket versin diyelim. Atakan GTA'ya çağırıyor. Bir de GTA atalım Atakan'la. Bugünlük bu kadar arkadaşlar. Hepiniz Allah'a emanet olun.